büyüsü. Bağcılar hızla nüfusu artan bir ilçemiz. Dolayısıyla konut ihtiyacı her geçen gün yükseliyor. Ve sayısını inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki ay itibariyle müjdeleyecek, ama ben şu kadarının müjdesini burada Bağcılar'dan vereyim. İnşallah bu çalışmayla birlikte hem Bağcılar'da hem de İstanbul'umuzda, Türkiye'mizde konut fiyatlarıyla alakalı hem konut fiyatları aşağı çekilecek hem de kira fiyatları düşecek. Bu çerçevede Bağcılar'da yaşayan emekli, engelli, dar gelirli genç kardeşlerimiz. Bu da çok önemli. Bu projemizden genç kardeşlerimize kontenjan ayıracağız. Yeni evli kardeşlerimize kontenjan ayıracağız ve ev sahibi yapmak için yeni konutlarımızı Bağcılar'a, İstanbul'umuza armağan edeceğiz. Konutlarımız şimdiden Bağcılar'ımıza, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Dördüncü müjdemiz, Bağcılar'da 8 tane piknik alanımız var. Ve siz de ailenizle birlikte gidip bu alanlarda piknik yapıyorsunuz. Hafta sonları eğleniyorsunuz. Belediyemizle birlikte bir karar aldık ve tüm piknik alanlarımızda çevre düzenlemelerini yapmak suretiyle, yeni yeşil alanları eklemek suretiyle bu alanlarımızı büyütüyoruz ve burada benim Bağcılarlı kardeşlerim inşallah oralarda gittiğinde şöyle yeşil alan içerisinde gençlerimizin, çocuklarımızın ailesiyle birlikte keyifle vakit geçireceği alanlar olacak. Bunların sayısını, miktarını da inşallah her geçen gün arttıracağız. Beşinci müjdemiz ise kıymetli hemşehrilerim, Bağcılar'da her yaştan, branştan binlerce sporcu yetiştiren bir ilçemiz durumunda ve iki tane stadyumumuz var şu an hali hazırda. Amatör spor kulüplerimiz de antrenmanlarını bu stadlarda yapıyorlar ama biliyoruz ki bu alanlar yetmiyor. Burada biz de sözümüzü veriyoruz. Sporcularımız için içerisinde her türlü imkanı, altyapıyı barındıran şöyle genişçe alanlarda spor yapabilecekleri antrenman sahasını, üçüncü antrenman sahasını inşallah Bağcılarımıza kazandırıyoruz, belediyemize birlikte. Hayırlı uğurlu olsun. Yine şu anda kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden kadın futbol takımımız var ve ampute futbol takımımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten bir başarı hikayesi yazıyorlar. Buradan hepinizden de onlara bir alkış istiyorum. Kadınlarımız, yine engelli sporcularımız, Bağcılarımızı, İstanbul'umuzu, ülkemizi en güzel şekliyle temsil ediyorlar. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi yine yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yine önemli bir sorun, engelli kardeşlerimiz asla merak etmesin. Onları asla unutmayız, unutamayız. Şu anda engelli kardeşlerimiz Bağcılar Belediyesi sınırları içerisinde diğer ilçelere nazaran 7 kat fazla durumda ve engelli sarayımız bu noktada güzel hizmetleri veriyor ve bu engelli sayısı vatandaşlarımız bu çerçevede talepleri var ve biz istiyoruz ki Bağcılar engelsiz bir ilçe olsun, engelsiz bir Bağcılar olsun diyoruz ve Bağcılar'a yeni engelli bakım evleri yapmaya başladık ve tüm kaldırımlarda, sokaklarda, asansörlerimizde, alışveriş alanlarımızda, sosyal donatı alanlarımızda engelli kardeşlerimiz hiçbir sorun, hiçbir problem yaşamadan bu alanlardan istifade edebilecekler. Belediyemiz bu noktada gerek araçlarıyla, gerek yapacağı çalışmalarla birlikte engelli kardeşlerimizin huzurla yaşayacağı bu projeyi hayata geçirecek ve engelsiz Bağcılar'ı sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Bu projemizde şimdiden
Hayırlı uğurlu olsun.